Taha suresi 38, şeytanı Allah'a sığınırım. Hani annene vahyolan şeyi vahyetmiştik. Babana değil, annene. İsa aleyhisselamın annesi var. Mehdi'nin de babası. Mehdi küçükken vefat edecek. O da yetimdir. Kur'an'ın için hep anneye dikkat çekmiş. Bu Mehdiyet'e yönelik bir işarettir. İsa aleyhisselamın annesine, Mehdi'nin annesine dikkat çeken bir ayet. İşare anlamda. Onu sandığın içine koy. Burada geçen her kelime mutlaka bir işaret, bir şifre, bir anlatım içerir. Yani Allah gereksiz yere hiçbir şekilde detay vermez. Onu sandığın içine koy. Demek ki bu sandık ahir zamandaki sandığa işaret ediyor. Yani Hazreti Musa'nın kutsal sandığı. Zaten bu sandık da o sandıktır. Hazreti Musa bu sandığın içine konmuştur. Sonra o sandık saklanmıştır, muhafaza edilmiştir. Sonra o sandık altınla kaplanmış. Sonra kutsal sandık olarak yine görevine devam etmiştir. Şu anda da devam ediyor görevine. Ahir zamanda bulunacak inşallah. Sandığın içine koy. Yani demek ki kutsal olan şey o sandığın içine konuyor. Hazreti Musa kutsal, onun içine konuyor. Kutsal emanetler kutsal, o sandığın içine konuyor. Suya bırak. Demek ki Mehdiyet, Mehdi de, İsa Mesih de suya yakın olacaklar. Evet. Dağda bile Hazreti İsa doğduğunda su kaynağı var. Annesi onu doğurduğunda bir su kaynağının kenarına geliyor annesi. Evet. Su kaynağının yanına doğuruyor. Suya bırak. Mehdi de İsa da hep suya yakın olacaklar. Buna işaret var. Suya bırak. Suya bırak, aynı zamanda kadere teslim ol anlamına da geliyor. Yani Allah'a teslim ol. Kendini bırakmak. Suya bırakmak demek, Allah'a tevekkül edip kendini bırakmak. Suya bırakır gibi. Sahile o nereye götürürse. Mehdi de kendini Allah'a bırakır. İsa Mesih de kendini Allah'a bırakır. O, Cenab-ı Allah onu nereye götürürse. Tam teslim olur. Bu tam teslimiyetin ifadesi olan bir ayettir. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır, Deccal. Yani o devrin Deccali bu. Ama ahir zamana bakan Deccal'dir. Yani Mehdi'nin düşmanı olan Allah'ın da düşmanıdır. İsa Mesih'in düşmanı olan Allah'ın da düşmanıdır. Kur'an ona işaret ediyor bak. Onun da düşmanı olan, benim de düşmanım olan diyor bak. Benim de düşmanım olan Cenab-ı Allah diyor. Benim de düşmanım. Onun da düşmanı olan biri alacaktır. Deccal alacaktır. O sandığı alacak. Farkına varmayacak. Deccaliyet demek ki tuzağa düşerken farkına varmıyor. Bilmiyor. Yani öngörüsü olmadığı için tahmin edemiyor. İlk çekirdek safhasında Mehdiyet'in fark edilmeyeceğinin delili. Firavun gibi uyanık, şeytani uyanıklığa bir sahip birisi devrin Mehdi'sini fark edemiyor. Ta en küçük, daha yeni doğmuşken fark edemiyor. Gençliğini de fark edemiyor. Bu Mehdi'nin fark edilememesine, İsa aleyhisselamın fark edilememesine de işarettir. Hazreti Yusuf da biliyorsunuz kuyudan çıkarıldığında fark edilmiyor. Kardeşleri de fark edemiyorlar. Yani Mehdilerin fark edilemeyeceğine dair Kur'an ayetleridir bu ayetler. Ne kardeşleri fark edebiliyor Yusuf Aleyhisselam'ı, ne de onu kuyudan çıkaranlar, ne de evinde kaldığı insanlar fark edemiyorlar. Ama son zamanlara doğru kadınlar bir fevkalade olduğunu anlıyorlar. Allah'ı tenzih ediyoruz diyorlar, şeytanın Allah'sını. Bu ancak bir melek olabilir herhalde diyorlar. Üstünde bir fevkalade olduğu anlaşılıyor ama tam anlamını çıkaramıyorlar. Yani görevini tam anlayamıyorlar. Yani bir fevkalelik olduğunu anlıyorlar. Mehdi'de de halk bir fevkalelik olduğunu anlayacak. Yusuf'ta olduğu gibi. Ama tam teşhis edemeyecek. Yani bir fevkalelik var diyecek. Bir olağanüstü.
Normal üstü bir şey. Ama tam teşhis edemeyecek. Çok sonra. Bak benim de düşmanım diyor Allah. Onunla düşman olan biri alacaktır. Mehdi'ye düşman olanlar Allah'a da düşman oluyor. İsa Mesih'e düşman olan Allah'a da düşman oluyor. Bunu her yerde görüyoruz. Hep böyle saldırgan, ters, vicdansız, sevgisiz insanlar oluyor. İsa Aleyhisselam'a düşman olanlar. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Gözümün önünde yetiştirilmenden kastı Cenab-ı Allah, her hareketiniz, her şey, Mehdi'nin her hareketi, İsa Aleyhisselam'ın her hareketi benim gözümün önündedir. Rahat edin, tedirgin olmayın. Yani Mehdi acaba başarılı olabilir mi? İsa acaba başarılı olabilir mi demeyin. Benim gözümün önünde diyor Cenab-ı Allah. Ben takip ediyorum diyor Cenab-ı Allah. Ben yaratıyorum, bana güvenin diyor. Siz de güvenin, o da güvensin, hepiniz güvenin. O anlamdadır. Sana bir sevgi yönelttim. Sevilecek insan oluyorlar. İsa Mesih de Mehdi de. Küfrün nefret ettiği, müminlerin sevdiği. Müminler de kalplerinde tarif edemedikleri şiddetli bir sevgi oluyor. Maşallah. Mehdi'ye karşı, İsa Mesih'e karşı. Tanımasalar dahi seviyorlar. Maşallah. Deccellere karşı da tabii bir nefret oluyor müminde. Mesela adamı görüyor, mümin elektrikleniyor. Evet. Nefret ediyor. Daha bilmiyor, vasfını bilmiyor ama bakar bakmaz nefret ediyor. Allah ilham ediyor ona. Mehdi de ilham eder insanlara. İnsanlar hisseder Mehdi'yi ama adını koyamaz. Deccali de hisseder, adını koyamaz. Doğal bir içinde bir iticilik hisseder mümin. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'a da Mehdi'ye de ilgi göstertecek, alaka gösterecek, yardımcı olacak. Her türlü işinde ona destek olacak. Adeta onları çocuk gibi bakar gibi yetiştiren, onlara destek olan, çocuğuna şefkat gösterir gibi seven insanlar olacak etrafında. İnşallah. Ona işaret. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki epey bir vakte kadar Mehdi'nin annesi de bir sağlık olacak, sağ olacak. Epey bir vakte kadar. Ona işaret var. Gözü aydın olsun, üzülmesin. Demek ki annesinden ayrılacak. Bir ayrılık var burada çünkü. Evet. Ayrılma, sonra da yeniden birleşme var. Demek ki Mehdi ailesinin yanından ayrılacak. Hadiste var zaten. Mehdi diyor ailesinden ayrılır. Evet. Annesinden ayrılır, sonra yeniden birleşeceği. Evet. Kavuşacaklar anlaşıyor. Gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki üzülmeye açık bir anne bu anne. Ve sevinmeye de açık bir anne. Üzülmeye açık mı? Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Demek ki İsa Mesih de, Mehdi de esaslı bir denemeden geçirilecek. Esaslı bir deneme. Belki canlarına kastedilecek. Belki hapsedilmeye kalkacaklar. Hapsedilmeye kalkacaklar o mübarek insanları. Çünkü burada ölümden bahsedilmesi demek ki onları da öldürmeye çalışacaklar. İsa Mesih'i de, Mehdi'yi de şehit etmeye çalışacaklar. Ona işaret var. Esaslı bir denemeden geçirip deneyeceğini anlıyoruz Cenab-ı Allah. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Demek ki Mehdi halk arasında olacak. Yıllarca. Ama halk onu tanımayacak. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Demek ki bir şehirden bir şehre gelecek. Evet. Hadislerde de bunu görüyoruz.
bir şehirden bir şehre geliyor Mehdi. Burada da bir ayette sen bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor. Kaderi öyle. Yani rastlantı sonucu olmadı bu diyor Cenab-ı Allah. Kaderle geliyorsun diyor. Seni kendim için seçtim diyor Cenab-ı Allah. ...41. ayette seni kendim için seçtim. Demek ki olgunluk çağı olan 41 yaşında asıl mehdilik halleri üzerinde belirmeye başlıyor. Evet inşallah. İnşallah. Mehdilik feyizleri, mehdilik derinliği üzerine gelmeye başlıyor hikmet yönü. Tamam. Seni kendim için seçtim. Demek ki insan isteyerek peygamber olamaz. Evet. Çalışmakla peygamber olunmuyor. Çalışmakla da mehdi olunmaz. Gayret etmekle, mesela biz okullar açsak, tebliğ yapsak, dergahlar açsak, efendim uğraşsak, mehdi olmak istesek de mehdi olamayız. Tabii, inşallah. Ya dünya çapında mesela büyük şirketler kursak, efendim değil mi? Tabii ki. Medreseler açsak, kurslar açsak, Kur'an kursları açsak, mehdi olamayız. Allah'ın seçmesi gerekir. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Tabi burada ben ayetin işaret anlamlarını söylüyorum. Yoksa düz anlamı açık. Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Zaten hemen anlaşılıyor. Tabii. Mehdi ve kardeşi, İsa Mesih, gidin. Ve beni zikretmede gevşek davranmayın. Sürekli benden bahsedin. Sürekli beni anın. Radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, internetten, her yerden beni anın. Benden bahsedin. Beni zikretmekte gevşek davranmayın. Yani o kadar sıklıkla yapın ki geceli gündüzlü olsun bu. Yani ara ara tebliğ istemiyorum diyor Cenab-ı Allah. Haftada bir toplantılar, ayda bir toplantılar var ya, böyle tipler var. Evet. Ayda bir mesela toplanıyor, çay kahve içip bir dağılıyorlar. Yahut haftada bir çay kahve içip dağılıyorlar. Beni zikretmede gevşek davranmayın diyor. Allah aralıklı olan zikretmeyi, aralıklı yapılan tebliği gevşek davranma olarak alıyor. Gevşek davranmayı da kabul etmiyor. Evet. Çok sık olmasını istiyor Allah. Maşallah tabii. Çok sık. Olabilecek en sık derecede. İkiniz Firavun'a gidin. Yani ikiniz de Deccal'e karşı mücadele edin. Evet. Mehdi ve İsa Mesih. Çünkü o azmış bulunuyor. Anarşi, terör, hayat pahalılığı, kan dökmek, insanları mutsuz etmek, Allah inancını insanlardan söküp almaya gayret etmek gibi azma faaliyetlerinde bulunuyor ahir zamanda. Ona mülayim söz söyleyin. Terörle karşılık vermeyin. Anarşiye anarşilikle karşılık vermeyin. Silaha silahla karşılık vermeyin. Sevgiyle, şefkatle, merhametle, ilimle, irfanla, ikna ederek, mukni bir üslupla konuşun. Umulur ki öğüt alıp düşünür. Yani o zaman öğüt alıp düşünmesi mümkün. Çünkü eğer gururunu kırarsan, silahla, nefretle, öfkeyle gidersen hiç düşünmez. Ama mülayemetle, sevgiyle, nezaketle gidersen, o zaman umulur ki öğüt alıp düşünür. Evet. Veya içi titrer korkar. Yani düşündükten sonra da Allah'tan korkup içi titrer, iman eder. Yani önce bir düşünebilir diyor Allah. Yani hani doğru mu yanlış mı diye düşünebilir. Ama daha da ileri bir güzellik olarak içi titrer korkar. Yani tam anlamıyla iman da edebilir diyor Allah. Evet. İkisi de olabilir. Yani düşünebilir de İman da edebilir. Dediler ki, yani Mehdi'nin kan akıtmayacağını işaret işte bu ayet. Mülayim tebliğ. Evet, maşallah. Halim tebliğ. Mehdi kan akıtmayacak diyor ya hadiste. O Mehdiyet'in o kısmını anlatmış oluyor ayet. İşaret ediyor. Dediler ki, 45. ayette şeytanın Allah'sın. Dediler ki, Rabbimiz gerçekten onun bize karşı
taşkın bir tutum takılmasından, terör, anarşi içinde olduğu için saldırgan, kan dökücü bir tavır takılmasından ya da azgın davranmasından, hakaret, küfür, iftira, efendim hapis gibi çirkin eylemlerinden korkuyor, çekiniyoruz diyorlar, korkuyoruz diyorlar. Deccal ne yapacak zaten? Terör, hakaret, iftira. Ayette bu iki azgın tavrına dikkat çekiliyor. Taşkın, saldırgan tutum yahut azgın davranması. Evet. Terör, anarşi, küfür, iftira gibi çirkin eylemlerine Deccaliyetin dikkat çekiliyor. Cenab-ı Allah dedi ki korkmayın. Haram korkmak. Mehdi korkmayacak. Havf damarı diyor ya Bediüzzaman. Bediüzzaman mesela korkmuyordu. Mehdi de korkmaz. Bediüzzaman da korkaklığa teşvik ediyorlar. Mekke'ye, Medine'ye, Hicaz'a git diyorlar. Kaç diyor, kork diyorlar. Orada sen sevgi görürsün, hürmet görürsün. Yahut Amerika'ya git diyorlar. Evet. Bediüzzaman ne Amerika teklifini kabul ediyor ne Hicaz teklifini kabul ediyor. Orada da olsam ben gelirdim İstanbul'a diyor. Buraya gelirdim diyor. Yer burası diyor. Çünkü Mehdiyet'in mücadele ettiği yer İstanbul'dur. Yani Darwinizmin, materyalizmin, bak İstanbul kültür başkentidir. Kültürlerin karşılıklı mücadele ettiği yer burasıdır. Darwinist, materyalist zihniyete karşı nasıl ayetlerini işaret ediyor? Mülayemetle, sevgiyle, barışla, demokratik yaklaşımla, hürmetle, güzel tavırla yaklaş. Öyle tebliğ yap. Ben sizinle birlikteyim. Birlikteyim ne demek? Allah ben her yerdeyim diyor. Mesela şu anda da Cenab-ı Allah burada. Bizi görüyor ve işitiyor. İşitiyorum ve görüyorum diyor Allah. Yani şu konuşmanızı şu an dinliyor bizim şu konuşmamızı Allah. Ve görüyorum diyor. Hepimizi şu an seyrediyor Allah. Ben oradayım diyor. Yanınızda olacağım diyor Allah. Haydi ona gidin diyor Allah. Bir daha söylüyor. Ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Tebliğ için geldik. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Ve onlara artık azap verme. Yani Müslümanlar artık eza yapma. Onlar artık hür olsunlar. Üstlerindeki baskıyı kaldır. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam hidayet tabi olanın üzerine olsun. Yani kurtuluş, ferahlık, esenlik, Allah'ın selamı. Hidayete tabi olan, yani iman eden, Allah'ın hadi isminin tecellisi olan insanların üzerine olsun.